İnternetteki en çılgın anlara tepki veriyoruz ama bir farkı var. Videoda ne olduğunu tahmin edersen puan alırsın. Bu videonun sonunda en çok puanı kazanmışsan jacuzzi senin. Jacuzzi mi? İşte ilk videomuz. Rüzgarlı bir gün. Tamam. Sence büyük bir kasırga mı oluşuyor? Rüzgardan bir araba mı devriliyor yoksa bir ağaç dalı adama mı çarpıyor? Büyük kasırga oluşuyor. Ağaç dalı birine çarpıyor. Bakalım kim haklı? Bak, bir dalı fırladı. Vay be! Yok artık. Chris'in bir puanı var. Yakında bir jacuzzi daha zengin olacağım. Boğa kıl payı insanlara çarpmaktan kaçıyor. B. İnsanlar korku içinde kaçmaya başlıyor. Ya da C. 3 boğa geliyor ve etraf dağılıyor. Bence bu. Chandler seçti. Bence boğa insanlara vurmaktan kıl payı kurtuluyor. İnanamıyorum. Çünkü baksana hiç tedirgin olmadılar. Buna hazırlar gibiydi. Ne tür bir boğa bunu yapar ki? Ayrıca bu dünyanın en kötü kameramanı bence. 30 saniyelik bir gecikme var gibi yani. Neyse önemli değil çünkü jacuzzi'yi almaya çok yaklaştım. Adamın biri golf sahasında yürüyor. A. Timsah topunu mu alıyor? B. Delikten yılan mı çıkıyor? Ve C. Araba kameramana mı çarpıyor? Ben timsah diyeceğim. Bence golf arabası kameramana vuruyor. Timsah geldi. Timsahmış. Ben diğeri sanmıştım. Puanı ver. Bence bunun yumurta olduğunu düşündü ve muhtemelen neden yumurtayı çıkarttığını da anlayamadı. Chris 2, Chandler 1. Evet ama hala öndeyim değil mi? Anca o. Tamam, evet. Bir at adama suratıyla vurdu. Aha. A. Jokey sinirlenir ve diğer jokeyle kavga mı eder? B. At jokeysiz yarışımı kazanır. C. Bütün jokeyler attan mı düşer? Bence jokey sinirlenir ve diğerleriyle kavga eder. Diğer atla kavga etmek dese tamamdır. Çünkü ben de öyle yapardım. Yani saygısızlığı kabul etmezdim. Ama sanırım şey diyeceğim. At jokeysiz yarışı kazanacak. Adamı bayılttı. Aman tanrım. At gerçekten kazandı mı? Jokey etkisizmiş. Sanırım öyle olmalı. Artık onlar olmasa da atlar istediği gibi koşacak mı? Ülkeyi atların yönetmesine izin mi versin? Chris 3'e ulaştı ve Chandler hala 1'de. Bu iş daha bitmedi. Tamam, yürüyen bir adam var. Gördüm. Koşmaya başlıyor. Dur. Kuş çocuğa mı saldırır? Çocuk ağaçtan ters taklama atar. Ağaçtan düşen rakun neredeyse çocuğa mı çarpar? Kuş çocuğa saldırır. Çok hızlıydı. Rakun. Rakun! İnanılmaz! Rakun ona ne kadar da güçlüsün de. Ne oldu şimdi orada öyle? 2'ye 3. Forklift. Aman tanrım. Devrilecek, şu kutular devrilecek. 3 taneden fazla koymaması gerekiyordu. Forklift ehliyetin olsa bunu bilir. Yok artık daha neler. Yine 3 seçeneğimiz var. Kutular düşer ve kameramana mı çarpar? Kutular devrilmeden taşınır mı yoksa bu forklift devrilir mi? Bence forklifti deviremeyecek kadar hafif. Bu yüzden bence kutular devrilmeden durabilir. Kutular kameramana çarpar. Gerçekten mi? Var ya, adam profesyonel. Evet, profesyonel. Nasıl? Yani nasıl yaptın? Yapabiliyorsun diye bunu yapmak zorunda değilsin ki. Vay be. Dur biraz. Kutular Jimmy'nin üzerine mi düştü yoksa dengede mi kaldı? Ben unuttum. Gözlerim beni yanıltmıyorsa dengede. Anlaşılan jacuzzi'mde dengede duracağım. İyi misin? Yeni videoyu yolla. 4-2. Chris. Yukarı çek. İçinde kimse olduğunu sanmıyorum. Evet, bir araba yaklaşıyor. Dur, Tesla'yı kör biri mi sürüyor, Tesla'yı köpek mi sürüyor yoksa otomatik pilotla mı? Ben yine köpek diyeceğim. Kör adam. Tanrım! İnsanoğlunun en sadık dostu kim? Elbette köpek. Köpek kör mü? Benimki kör. Şimdi 5'e 2 oldu. Sence jacuzziyi nereye koyayım? Arka avluya mı, arka verandaya mı? Hangisine? İzledin mi? Hiç gerek yok ki. Bu ne özgüven böyle? 3 kasırga mı oluşur, yıldırımlar yangın mı çıkarır yoksa rüzgar insanları çatıdan mı uçurur? Umudum yok. Yıldırım yangın çıkartır. Videoyu bile görmedin. Yıldırım ve yangın var. İşte budur. Hepsini nasıl biliyorsun? TikTok'u çok kullanıyorum. Ne istiyorsun benden? Yine hapı yuttun işte. Orada duran kişiye A. araba mı çarpar? B. araba 360 drift mi yapar yoksa C. araba patlar mı? 360 ben derece A drift. Bence A. Yani adam kıl payı kurtuluyor diyorsun. Evet, rallide bir seyircinin zarar görmesi çok daha olası bir şey. Evet. O anı da çekiyor ha. Kıl payı kurtuldu. Harika. Spin attı mı oldu mu? Duvara çarptıktan sonra spin attı mı? Pekala. Artık 6 puanım var. Aslında 7. 7 mi? 7. O kadar çok puan alıyor ki takip edemiyorum. Tamam, Chandler 3 puanım var. Jacuzzi nerede? Bir dahaki sefere şişe...
Peki. Kaç harf, kaç sayı var burada? Bunu son videoda yaptın ve bunun için mimini mi yaptılar? Hiç şüphe yok ki B daha çok görüntülendi. Harfle sayı arasındaki farkı öğren. Biliyorum. İki su şişesi versen de ben de şöyle baksam. Hayır. Affedersin. Videoyu gördün. Hayır, görmedim. Dur. Büyük bir kasırga mı oluşuyor? Bina çatısı mı uçuyor yoksa enkaz kameramana mı çarpıyor? Ne dedin? Enkaz. Sanırım B diyeceğim. Binanın çatısı ne oluyorsa öyle olsun. Sonuncuyu uçup unuttum giden. Evet. Bir kasırga oluşuyor gibi görünüyor. Evet. Bence tamam. O da belli oluyor. Kazandın mı? Bu çatı mı? Ne o? Kasırga mı yoksa çatı mı belli gökyüzü olmuyor. Gökyüzü görünüyor sadece, öyle değil mi? Bu delilik hadi ama. Kasırga! Evet. Tamam, şimdi 4'e 7 oldu. 4'süz olmazdı tabii. Tamam, sıradaki videoda uçak var. Bilgi için sağ ol kanka. Tüh be. Dur! Uçak motoru herkesi suya mı fırlatıyor? İnişteki uçak neredeyse başka uçağı mı çarpıyor yoksa motor mu patlıyor? Hangisi olur? Uçak... İnişteki uçak neredeyse uçağa çarpıyor. Chris, A mı C mi? C neydi? Söyleyemem. Uçak şeye iniyor. Çok yaklaşma. Okumaya çalışıyorum. Nerf C drama. C diyorum çünkü okuyamıyorum. Ne yapayım? İkinci uçağı göster. Bakayım, videoyu izleyeceğim. Zaten bitti bile. Patlama gibi geliyor. Hayır, hepsini uçurur. Hadi ama bunu bilmeliydim. İkisi de doğru bilemedi. Sanırım bu roundu Jimmy kazandı. Ben puan aldım. Benim şakacım. Evet. Araba tribüne mi çarpıyor, 360 drift mi yapıyor, pisteye helikopter mi iniyor? 360 derece drift yapıyor. Bence A. Hadi bakalım yavrum. Aferin sana. Bu drift yarışıymış zaten. Manyaktı be. 5'e 7. Geri geliyor. Evet yaklaşıyor. Vay be. Çok yüksek bir yer. Dalgıç köpek balığının yanına mı iner? Kayalığa çarpmaktan kurtulur mu yoksa kuşun üstüne mi iner? Kuş üstüne iniyor ve bence... A'yı seçiyorum. Dalgıç köpek balığının yanına iner. Smaç. Sence kuş iyi mi? 8 puanım var. Evet. Yani ya. Jacuzzi ve jacuzzi. İnanamıyorum. Tiger Woods bu. A. Mim farklı atışı ıskalar. B. Vuruşu yapar. C. Kuş topu çalar. Ben yine kuş diyeceğim. Kuşlar beni yanıltmıyor. Vuruşu yapar. Bu da Birdie için. Birdie mi? Bakalım doğru hesaplayabilmiş mi? Minimle ha? Daha yakında duramazdı. Of ya. Biraz daha kuşlu video göster. Başardım. Harika. Bir puan aldı. Çok sıkıcı. Elimi hiç böyle tutmamıştı. Dur. Köpek sahibini kuduz köpeğe karşı savunur mu? Sahibini kurtarır mı yoksa sahibine saldırır mı? Köpek sahibini düşen daldan kurtarıyor. Köpek sahibine saldırır. Süper. Sizce burada köpek bunu gerçekten biliyor muydu? Videoyu tekrar izlerseniz yukarı bakıyor, sahibine atlıyor ve sonra da kendini geri çekiyor. Yukarı bakarsan 9 nokta görürsün. Chandler, sen yukarı bakarsan kaç görüyorsun? Bir daha bakmayacağım. 6. Kazanmak için sıradaki bütün videoları bilmen gerekiyor, tamam mı? Bunu yapabilirim. Dur. Sistem bir geyik belirir ve arabayı şarj mı eder? Yolun karşısındaki araba neredeyse kaza mı yapar? Yine helikopter çıktı. Bir anda ortaya helikopter mi çıkar? Ben B diyeceğim kanka. En mantıklısı bu. Geyik yok, helikopter de yok ve 3 metre ötesi bile ben zor görünüyor. Ben geyik diyeceğim. Geyik diyorum. Chandler, işin ucunda jacuzzi var. Helikopter çıktı. Böylece jacuzzi kazandın. Korkma ya, sen de girersin ama bazen. Bakacağız artık. Jacuzzi'deki çocuklara dönelim. Hadi gidelim. Şuna bakın, haklı olmanın ödülü bu işte Chandler. Abone olun.